Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar, sağlıklı haftalar diliyorum. Evet, bir finansal tabloların analizinin eğitim videosunda yine birlikteyiz. Model şirketimiz Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Eğitim konumuz nakit akım tablosu. Arkadaşlar, nakit akım tablosunu üzerinde duruyorum. Daha önce bir kısım nakit akım tablosunun önemine binaen eğitim videoları düzenlemiştim. Daha kapsamlı, daha geniş, şimdi kalemlerin üzerinde eğitim videosuna devam ediyoruz. Ama şirketin önce yukarıdan aşağıya sırasıyla bilanço ve gelir tablosunu bir inceleyelim. Ondan sonra net işletme sermayesi, nakit akım tablosu, fon kaynak kullanımıyla birlikte göstergeler, karlılık oranları ve en sonunda da hissenin olması gereken değerle cari dönemde fiyatlanmasına bir analizini yapalım. Evet, varlıklardan başladığımızda arkadaşlar, stokları stabil. Yani 2019'un 3. çeyreğindeki mevcut stokuyla 2020'nin 3. çeyreğindeki stoklar aynı seviyede, herhangi bir artış veya azalış yok. Yalnız ticari alacaklarda 2019'un 3. çeyreğindeki payı %2.3 iken bu pay 2020'nin 3. çeyreğinde 1.3'e gerilemiş. Hazır değerlerinde bir artış var. Yani nakit ve nakit benzerlerinde. Bir de duran varlıklarda 2019'un payına göre 2020 payında bir azalış karşımıza çıkıyor. Kaynaklarına baktığımızda borçlara, evet, kısa vadeli borçlar oranları aynı, bir artış azalış yok. Uzun vadeli borçlarda çok cüzi, çok küçük bir düşüş var. Net borçlarda borcu yok. Yani şirketin genel baktığımızda borçsuz bir şirket, öz varlıklarını da korumuş, muhafaza etmiş. Öz sermayeye baktığımızda arkadaşlar, evet, dönem karı öz sermaye, yani öz varlıkların içerisinde 2019'daki payı %25.4'müş, 2020'deki pay %12.8'e gerilemiş. Öz sermaye, yani öz kaynaklar içerisindeki pay olarak. Yalnız öz sermaye karlılığı şirketin %5.35'ten %13.61'e hızlı bir artış sağlamış ki öz sermaye karlılığı önemlidir. Arkadaşlar, bundan sonra şirketlerin tercihinde dikkat edilmesi gereken kriterler video olarak, eğitim videosu olarak hazırlayacağım. Hangi kriterler olumluysa bir hisse takibe alınmalı veya yatırım yapılmalıdır. Tabii sadece bilanço ve gelir tablosuna, kriterlerine göre değil, başka dış faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için ayrı bir eğitim videosu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, gelir tablosuna baktığımızda işletmenin satılan malın maliyetinde bir artış görüyoruz. Toplam gelirler içerisinde bir yıl öncesine göre. Bunun yanı sıra faaliyet giderlerinde muazzam şekilde bir hızlı bir düşüş sergilemiş. Finansman giderlerindeki pay, toplam gelirler içerisinde 2019'a göre %2.1'den %5.7'ye
artış sağlamış. Fakat önemli olan arkadaşlar esas faaliyet kârı, hep üzerinde durduğum, bir işletme ne iş yapıyorsa yaptığı işten kâr sağlamalıdır. Yani esas yaptığı faaliyetlerden kâr sağlamalıdır. Önemli olan budur. Esas faaliyet kârı toplam gelirler içerisinde 2019'daki payı %262 imiş. 2020'de %1019'a hızlı bir ve büyük bir şekilde artış sağlamış. Dönem kârı da keza aynı şekilde. Diğer kapsamlı gelirleri yok. Yani işletme, döviz alıp, döviz saklayıp kur farkından bir kâr elde etmemiş. Asıl yapmış olduğu işinden, faaliyetinden bir kâr sağladığı ortada. FAVÖK de aynı şekilde bir hızlı yükselişe işaret etmekte. Son çeyreğe baktığımızda, çeyreksel bazda baktığımızda yıllık performansını aynı şekilde sürdürmüş. Çok cüzi, çok küçük rakamlar var ama şeklen performans olarak aynı performansı devam ettirmiş son çeyrekte. Evet, nakit akım tablosu. Bugünkü nakit akım tablosunda arkadaşlar işleyeceğimiz kısım esas faaliyet. Yani operasyonlardan kaynaklanan net nakit akışı ne anlama geliyor? Evet, bilançolarda 3. çeyrek. Evet, bilançolarda net akım tablosunu görebilirsiniz ama hesaplama yöntemiyle şu iki kalem orada yoktur. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı. Bunu detaylı biraz sonra özetine geçtiğimde tekrar konuşacağız. Ama şu kalem yoktur yani. Peki bunun önemi nedir arkadaşlar? Yani işletmelerde kriterlerden bir tanesidir. Tercih edilecek veya yatırım yapılacak işletme tercihinde. Nakit girişlerinin hangi tür faaliyetlerden kaynaklandığının belirlenmesi oldukça önemlidir arkadaşlar. İşletmeye nakit girişi, nakit ve nakit benzerleri yani hazır değerler, varlık ve varlık artışı işletmenin esas faaliyetlerinden. Yani operasyonlarından, yeni terimle, yeni jenerasyon terimiyle operasyonlardan kaynaklanmalıdır. İşletmenin esas faaliyetinden kaynaklanan nakit girişi artan işletme sermayesi ihtiyacının finansmanına, borçlanma veya sermaye artışına gereksinim duyulmadan borçlarını, yükümlülüklerini yerine getirmesi, faaliyetlerini sürdürebilmesi, nakden kar payı dağıtım yapabilmesi, hani temettü dağıtımı güçlü şirketler diyoruz ya arkadaşlar, işte bu temettülerin dağıtım yapılabilmesi, kapasitesini genişletici yeni yatırımlara girişebilmesi için temel göstergelerden bir tanesidir arkadaşlar. Demek ki ne yapacağız? Bir, sektörü belirleyeceğiz. İki, o sektörde esas faaliyetinden kaynaklanan nakit akışını güçlü ve sağlayan şirketleri tespit edeceğiz arkadaşlar. Bir işletmenin olağan esas faaliyetinden nakit yaratması bir mali performans başarı göstergesidir. İşletmenin dönem kârının nakde dönüşmesi nakit yaratma açısından dönem kârının kalitesini gösterir. İşletmenin yalnız kâr elde etmesi değil arkadaşlar.
karın nakit girişi sağlaması finansman açısından çok önemlidir arkadaşlar. Evet, bir diğer başlığımız eğitim konumuzda yatırım faaliyetlerinden nakit akışı. Nakit akım tablosu incelenirken işletmenin üretim kapasitesini korumak veya kapasitesini genişletmek için yeterli ve gerekli yatırımı yapıp yapmadığı dikkate alınmalıdır arkadaşlar. Yatırım faaliyetlerinden nakit fazlası, net nakit girişi sağlanması yararlıdır. Büyüyen üretim kapasitesini korumak veya genişletmek isteyen bir işletmenin yatırım faaliyetlerinden nakit açığı vermesi beklenir. Yani eğer yeni bir yatırımlara, yeni bir faaliyetlere atılım sağlamışsa nakit açığı vermesi son derece doğaldır. Niye? Kasasından bu yatırımlar için, yatırımları finanse için para çıkar. Finansal faaliyetlerden nakit girişi ağırlıklı olarak finansal borçlardaki artışlardan kaynaklanır. Bir işletme, bir, esas faaliyetinden kaynaklanan sürekli nakit açığını fonlamak, yani onu beslemek. İki, iştiraklere bağlı ortaklara sermaye taahhütlerini yerine getirmek. Üç, vadesi gelen borçlarının ana para ve faizlerini ödemek için Ponzi olarak tanımlanan spekülatif finans politikası sonucu finansal borçlarını sürekli artırıyorsa, bu tür gelişmeler işletmenin finansal yapısını giderek bozulduğunu gösteren kritik göstergelerden birisidir arkadaşlar. İşletmenin nakit akışından olumsuz gelişmeler, likidite kaybı ve finansal yapının bozulması şeklinde bilançoya kesinlikle yansıyacaktır. Peki, şimdi işletmemizin nakit akım tablosunun şöyle bu bilgiler doğrultusunda özetine hemen bir bakalım. Evet, işletme faaliyetinden net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı %1118,5 azalmış arkadaşlar. Oldukça olumsuz bir sonuç ortaya çıkıyor şu finansal veriler karşısında. Esas, yani operasyonel faaliyetten net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı ise arkadaşlar %135 azalmış. Bu da son derece olumsuz bir rakam olarak karşımızda çıkmakta. Oysa bunların %100'e yakın olması veya %100'ün üzerinde olması olumlu olarak karşılanır. Şirket dönem karı 218.197.000 TL. Fakat nakde dönüştürülen dönem karı 108.018 TL arkadaşlar. Şirketin dönem karı bilançosunda 218.197.000 TL. Yalnız nakde dönüştürülen, yani şirketin kasasına giren para bu değil arkadaşlar. Hangisi? 108.018.000 TL. Dolayısıyla %50,5 bir azalış olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bunları hesaplamayınca, bunları bakmayınca, bunları analiz yapmayınca şirketin dönem karını sadece 218.197 TL olarak rakamsal olarak gelir tablosunda görenler işte şirket bu kadar kar etmiş diye olumlu olarak değerlendirebilinir. Ama eğer bunu tutup da dağıtırsanız, iyi bir analiz yaparsanız kasaya giren dönem karının 218.000 değil 108.000 TL olduğunu, dolayısıyla %51 azalışın olduğunu, hemen karşınıza çıktığını görürsünüz. Şirket işletme faaliyetinden
kasasına 108.018 TL nakit oluşturmasına karşın 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri, yani hazır değerleri arkadaşlar 91.102 TL azalmıştır. Yani 108 ile 91'i topladığınızda şu 218 elde edersiniz arkadaşlar. Şu rakamı elde edersiniz. Evet, şirketin net satış hasılatı 21.503 bin TL gelir tablomuzda. Yalnız ticari alacaklarında 14 bin TL bir azalış var arkadaşlar. Dolayısıyla ticari alacaklarından da 14 bin lira tahsil edince şirketin net satış hasılatı 21 değil 35.542 bin TL'dir arkadaşlar. Yani şirket net satış hasılatından 21.502 TL, 21.503 TL hasılat elde etmiş. Bunun yanı sıra ticari alacaklarından da 14.000 TL para tahsili yapmış. Dolayısıyla satışlardan kasaya nakit girişi 21.503 TL değil 35.542 TL'dir arkadaşlar. Evet, satışların maliyeti, sattığı, yaptığı işin, işte gayrimenkul yatırım ortaklığı yapıyor, sattığı gayrimenkullerden satışları, bir takım masrafları, bu maliyetler 1.422 bin TL diyelim, yuvarlıyorum, 1.422 bin TL. Satışların maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışı -571.220 olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla satışlardan nakit girişi, satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %6.222 TL azalmıştır arkadaşlar. Yani satışların maliyeti 1.421 değil 571 TL arkadaşlar. Bunlar İşletme için olumlu, son derece olumlu gelişmelerdir. Eğer bunları hesaplamazsanız, analizini doğru yapmazsanız satışların maliyetini 1.422 bin TL olarak görürsünüz. Ama öyle değil. Aslı ne? 571.223 TL. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırımlardan nakit çıkış oranı %406 düzeyinde olup, şirket yatırım faaliyetlerinden 9.785 lira nakit fazlası vermiş arkadaşlar. Eğer bu oran düşük olmuş olsaydı, işletmenin kapasitesini korumak veya genişlemek için yatırım yapmış olduğunu anlayacaktık. Ama bunun yüksek olması bunun aksini ifade ediyor. Yani kapasitesini korumak için veya genişletmek için herhangi bir yatırım yapmamış. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden net nakit çıkış oranı ise %415,5 arkadaşlar. Bu oran %100'den küçük olursa işletmenin esas faaliyetinden verdiği nakit açığı nedeniyle de borçlanmak ya da nakden sermaye artışı gerekliliğinin lüzumunu gösterirdi. Oysa bu oran %100'den büyük, dolayısıyla İşletmenin borçlanmak ya da nakden sermaye artışı gerekliliğini duymadığını, yani bedelli sermaye artışına gitme gereğinin olmadığını bize çok net gösteriyor, mesajını veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, vergi öncesi dönem kârı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem kârı oranı da %202. Nakit akışına göre düzeltilmiş kar
Net işletme sermayesi artış oranı ise %730 bin TL. 730 bin arkadaşlar. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Dönem kârı nakit akışına göre kâr oranının yüksekliği dönem kârının nakit girişi sağlayan muhasebe kayıtlarında veya yeterince amortisman ve karşılık ayrılmamasından kaynaklanır. Oranın %100'den küçük olması beklenir. Çünkü işletmeler nakit kaynak oluşturmalarına karşın amortisman karşılık ayırmayarak ya da yüksek gelir tahakkuk ve reskontları ile dönem kârlarını yüksek gösterebilirler. İşletme nakit esasına dönüştürülen kar ile net işletme sermaye artışının en azından bir bölümü fonlamalıdır. Oranın %100'e yaklaşması olumlu göstergedir. Arkadaşlar şunun yani diyor ki vergi öncesi dönem kârı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem kârının %100'den küçük olması beklenir. Demek ki şu %202 bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmakta. Ama buna mukabil nakit akışına göre düzeltilmiş kar, net işletme sermaye artış oranı ise 730 bin ki bunun %100'den oranın %100'e yaklaşmasının olumlu bir gösterge olduğunu bize kaynaklar işaret etmekte. Peki şimdi işletmenin fon kaynak kullanımına bakalım. Fonların %70'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Biraz önce görmüştük esas faaliyet kârının yüksekliğini. Dolayısıyla bunun %70'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Peki diğer geri kalanı %51.54'lükle dönen varlık. Yani işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş arkadaşlar. Bu da son derece olumlu bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Evet, net işletme sermayesine bakalım madem o zaman. Evet arkadaşlar, işletme sermayesi %51.42 artış göstermiştir. Son derece olumlu bir yüzde olarak karşımıza çıkmakta. Peki fon kaynak kullanımı, evet fonlarında %70'lik kısmı faaliyetlerinden elde edildiğini fon kaynak kullanımında özetinde görmüştük ve dağılımını da görmüştük. Peki, rasyolarına bakalım arkadaşlar. Cari oran %58'den %64.14'e yükselirken likitte oranı da %57.84'den %63.83'e artış kaydetmiş. Alacakları gün olarak alacak devir hızı 382 günden 343'üne gerilerken stok devir hızı da 903 günden gün olarak 784 güne azalış göstermiştir. Yalnız işletme sermayesi devir hızı 6792 günden 11510 güne artış sağlamıştır. Faiz ödeme gücü %125.30 iken %178.78'e artış sağlamış. Net kârın ödenmiş sermayeye oranı ise %804'den %339'a geri gelmiş. Öz sermaye kârlılığı çok önemlidir. Önemli bir göstergedir. Önemli bir rasyodur. %6'dan %14'e artış kaydetmiş. Peki arkadaşlar, şimdi bilanço güzel olarak gelir tablosu ve bilanço
güzel olarak karşımıza çıkıyor. Bir takım güçlü ve zayıf yönleriyle nakit akım tablosu karşımıza çıkıyor. Net işletme sermayesi olumlu ve fon kaynak kullanımı olumlu olarak karşımıza çıkarken. Peki, bu işletmeye yatırım yapmayı düşündüğümüzde piyasa değeri, yani borsada hissesinin kaç liradan fiyatlandığı ama asıl olması gereken fiyatının ne olduğunun hesabına bir bakalım. Bakalım hisse değerini arkadaşlar. Evet, son kapanışıyla ama oraya geçmeden isterseniz arkadaşlar şu operasyonel performansa bir göz atalım. Sermaye getirisi %6'dan %13'e yükselmiş. Temettü oranı %30'dan %18'e gerilerken dağıtılmamış kârlar işletmede, yani olağanüstü yedeklerde veya yedeklerde 2019'da 50-60 diyelim 60 bin TL iken bu 2020 yılında 179,5 bin liraya yükselmiş ve şirketin %17,77'lik üzerinde bir temettü ödeme oranı taşıdığını görmekteyiz arkadaşlar. Evet, hisse 2019'un Kasım aylarında, yani bilançoyu açıkladığı dönemlerde 102 lira olması gerekirken, o bilanço verilerine göre hisse çok değerinin ederinin altında 10 lira 10,5 liradan fiyatlanmaktaymış. Bugün en son kapanışıyla, hafta sonu kapanışıyla 20 liradan fiyatlanıyormuş ama bu finansal verileri doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatının 43 lira olduğunu bize işaret etmekte yapmış olduğumuz analiz. Evet, şimdi bakıyoruz öz kaynak verimliliğine arkadaşlar. %127,5'luk bir artış var ama piyasa değeri arkadaşlar bir yıl öncesine göre %1052 bir artış sağlamış. Piyasa değeri işletmenin öz kaynak verimliliğinin çok çok üzerinde bir fiyatlanması olduğunu bize gösteriyor. Bunun da sebebi 2019'daki olması gereken değeri yakalayamamış olmasından kaynaklandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla da fiyat kazanç oranı %52,5'luk bir artış kaydettiğini bize göstermekte. Evet arkadaşlar, bir dahaki eğitim videomuzda hisse senetlerini seçmemiz, tercih etmemizi gerektiren, bakmamız gereken, incelememiz gereken, analiz etmemiz gereken en önemli verileri işleyeceğiz. Tabii sadece bunlar da yetmez. Bir takım dış faktörleri de, ama hangi dış faktörleri gözetmemiz gerektiğini, takip etmemiz gerektiğini de bir dahaki eğitim videomuzun konusunu oluşturacağız. Arkadaşlar, sağlıklı, kayıpsız, zararsız iyi haftalar diliyorum. Evet, ben bu kanalı açtıktan sonra artık en başında benim söylediğim aracı kurum ve ekonomistler tarafından da dile getirilmeye başlandı. Küçük yatırımcıların finansal verileri okuma becerilerinin artık kesinlikle oluşması gerekiyor. Özellikle borsaya yeni katılan yatırımcıların bu finansal verileri okuma eğitimleri kesinlikle
olmalıdır. Bir başka eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.